Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Evet, hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Bugün çok çok ehemmiyetli, adeta fark ettiğimizde bizi silkeleyecek, farkına vardığımızda, uyandığımızda uyuduğumuza pişman edecek bir mevzu var. İnşallah hep beraber hem kendi uyanışımıza hem de insanların uyanışına vesile ederiz. İnşallah bugün beraberce vesile olmaya çalışırız. Rabbim hayırlara vesile etsin. Çok çok önemli bir mevzu bugünkü ders. Yani bir insan uyuduğunun farkına uyandığında varıyor. Ya uyuyakalmışım diyor. Uyurken neredeydin? Uyurken orada değildi ki. Uyanınca uyuduğunu fark ediyor. Gaflet uykusu da böyledir. Gaflet uykusundan uyandığınız zaman uyuduğunuzu fark edersiniz. Ama uyanmanın zamanı belli olmadığı için iş işten geçebilir. Artık her şey için çok geç olabilir. O yüzden birbirimizi ikaz etmeye ve işin şu tarafı çok ehemmiyetli. Yani bir mekanda 10 tane insan uyuyorsa, uyuyanların hiçbirisi diğer uyuyanı uyandıramaz. Çünkü kendisi de uyuyor. Öyleyse o vaziyette başkalarını uyandırması mümkün olmadığından ancak uyanık aleminden birisi gelip de onları uyandırabilir. Şimdi şu gaflet uykusunda uyuyan neslin, gaflet uykusunda uyuyan asrın, toplumun ancak ve ancak uyanık aleminden gelen bir sese, uyanık aleminden gelen bir söze ihtiyacı var. İşte Kur'an uyanık aleminden gelen söz. Kur'an hakikatlerin ayan beyan göründüğü bir dudaktan dökülen hakikatler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hak'tan aldığı hakikatlerle, manalarla, ayetlerle insanlığı uyandırmak için seferber oluşunun adıymış Kur'an. Şimdi en çok uyanmaya ihtiyacı olan bir asır bu asır. İşin en garip tarafı da kendisi uykudayken kendilerini ayık zannedenler diyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri bir yerde echeli anlatıyor, ecel. Ecel demek cehaletin zır cahil derler ya, cehaletin zirvesi. Zır cahil. Yani diyor ki hem bilmiyorlar hem bilmediklerini de bilmiyorlar diyor. Bir insan bilmeyebilir. Ama bilmediğini bilirse onu öğrenmeye çalışır. Fakat gariptir bu asrın insanı, bilmiyor, bilmediğini de kabullenmiyor. Hasta olduğunu kabul etmek tedavinin yarısıdır. Ama hem hastalıktan kıvranıp hem de hasta olduğunu kabul etmemek de neyin nesi ya? İşte cehalet. Bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar. Hem uyuyorlar hem kendilerini ayık zannediyorlar. Ha, şimdi hepimizi sarhoş eden bir maddeden bahsedecek. Ve bu madde öyle sarhoş ediyor ki öyle bir gün, iki gün, üç gün, beş gün kafa yapmıyor bu. Kabrin taşına kafasını vuruncaya kadar, o tabutun içine girinceye kadar, sekeratın o şiddetli silkelemeleriyle silkeleninceye kadar uyanamayacak bir sarhoşluk, uyanılamayacak bir gaflet, dehşetli bir uyku. Öyleyse önce uyuduğumuzu fark etmek. Önce sarhoşluğumuzun farkına varıp, kendimizi ayık zannetmeme. Bakın ne diyor? Hulasa, ayık olan sana tabi olmaz. Kime diyor biliyor musunuz? Şeytana diyor. Ha, öyleyse az çok, küçük büyük, şeytana tabi olan, şeytanın peşinde giden her insan sarhoştur. Çünkü insan kendine gelse, içinde bulunduğu vaziyeti bir fark etse, mümkün değil o vaziyette durması. Hemen silkelenip şeytana sırtını döner, asla ona tabi olmaz. Öyle olmuyor mu ya? Biz bir ara böyle meyhanelerin çok bulunduğu bir
cadde üzerinde medresemiz vardı. Akşam dersten, sohbetten böyle dönerken görüyorduk böyle gençlerle. Garip garip haller ya. Adam böyle gerçekten de hani arabasından, giyinişinden, şundan bundan belli yani. Öyle sokak adamı değil. Kalbur üstü bir adama benziyor. Ama adamı dövüyorlar. O dövüldüğü halde kahkahalarla gülüyor ya. Sürüngenler gibi kış günü o çamurun pisliğin içinde sürünüyor. Ertesi gün onun o halini videoya çeksen, ertesi gün göstersen kendi haline şaşıracak ya. Demek ki içinde bulunduğu vaziyetin farkında değil. Zaten gafletin tarifi buymuş. Bakın ne diyor. Bu okuyacağımız yer adeta nefsin başına balyoz gibi inecek bir ders, bir hakikat. Rabbim inşallah külli istifadeler nasip etsin. Şu dersi hem bizim hem hepimizin uyanışına vesile etsin inşallah. Çünkü zannetmeyin ki bu kürsüye oturup da buradan bunları okumak, meseleyi halletmiş olmak manasına geliyor. Hayır. Hepimizin uykusu var. Hepimizin gafleti var. Gaflet perde perde. Derece derece. Hepimizin uyanması gereken, fark etmesi gereken, idrak etmesi gereken hakikatler var. Ha öyleyse her an hepimiz uyanmaya muhtacız. Öyle diyor. Hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, insanlar uykudadırlar, ölünce uyanacaklar buyuruyor. Hangi insanlar bunlar? Bütün insanlar. Çünkü hepimizin daha olayın ciddiyetinin farkında olur gibi bir halimiz yok. Mevzu olunca, ağzımız açılınca herkes yalan dünya diyoruz, ahiret esastır diyoruz, ebedi hayat için çalışıyoruz diyoruz ama yaşantıya baksan, sanki ahiret yalan da dünya gerçekmiş gibi bir hal, bir gidişat, bir vaziyet söz konusu. Öyleyse ha ağzımızdan çıkanları kulaklarımız duymuyor. İfade ettiğimiz hakikatlerin yanından bile geçmemişiz. Papağan gibi tekrarlayıp duruyoruz, kendimden bahsediyorum. Ha öyleyse Cenab-ı Hak hepimize inşallah şu hakikatlerden bir intiba versin. İhlas versin, samimiyet versin. Uyanmak nasip etsin inşallah. Uyanmadan kimseyi uyandıramazsınız. Yanmayan yakamaz. Kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez buyuruyor. Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesinden haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benziyor ki sehpa ağacıyla cimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Parçalayıcı aslan ile ünsiyetli atı birbirinden tefrik edemiyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temiz edemediği halde kendisini mürşit bilerek irşat ve nasihata çıkıyor. Esna-i irşatta bir adama rast gelir. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir aslan duruyor. Ön tarafında sehpa ağacı kurulduğu gibi her iki yanında dehşetli yaralar var. Fakat adamcağızın elinde iki ilaç vardır ve lisanında iki tılsım vardır. Onları istimal ederse şifayab olur. O aslan ata inkılap eder. Burak gibi bineği olur. O sehpa ağacı daima teceddüt etmekte olan ehval-i alemi seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıta olur. O sarhoş herif o zavallı adamcağıza diyor. Bakın şimdi 8. söz var, hatırlayalım. Orada İki adam diyordu. İkisinden bahsediyor. Aslan peşine takılmış birinci adamın. Kaçıyor bir kuyuya düşüyor. Bu Suhuf-u İbrahim'de geçen bir hikayedir. İbrahim Aleyhisselam'ın Suhuf'unda geçen bir hikayedir. Aslan kovalıyor adam kuyuya düşüyor. Kuyunun duvarında göğermiş bir ağaç var. Ağaca takılmış. Aşağıda ejderha ağzını açmış bekliyor. Yukarıda aslan. Böyle
kuyunun iki duvarındaki ağacın da iki kökü var. O iki köküne iki tane fare musallat olmuş. Biri beyaz, biri siyah, devamlı kemiriyorlar. O ise hiç oralı değil. Ağacın başındaki meyvelerle gününü gün etmeye, o anda zevk almaya, hayatını yaşamaya çalışıyor. Gafletten dolayı içinde bulunduğu vaziyeti, aşağıdaki ejderhayı, yukarıdaki aslanı unutmaya çalışıyor. İkinci adam ise, ikinciyi de aynı aslan kovalıyor, kaçıyor, kaçıyor, aynı kuyuya düşüyor. Aynı yerde ağaca takılıyor. Biri beyaz, biri siyah, iki fare ağacın köklerini kemiriyorlar. Aşağıda ejderha, yukarıda aslan. Fakat bu adam diyor ki, bütün bu işler tesadüfi olamaz. Bu işleri çeviren biri var. Yoksa tam ejderhanın o anda denk gelmesi, aslanın yukarıdan sıkıştırması, kuyunun ortasında bu ağacın bulunması, ağacın üzerinde de envai çeşit meyveler, tek bir ağacın üzerinde envai çeşit meyvelerin bulunması tesadüf olamaz. Öyleyse bu işte bir iş var deyip hemen olayın arkasında beni imtihan eden, beni bu hallerle, bu vaziyetlerle sınayan biri var diye birden bütün o hadiselerin arkasındaki zatı keşfedip haykırıyor. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve seni arıyorum deyince birden o kuyunun duvarı açılıp cennet gibi bir mekana inkılap edip o ejderha bir adeta cennet kapısına dönüşüp o aslan da diyor bir bineğe dönüştü, bir ata dönüştü. Şimdi bütün onu tehdit eden o vaziyetlerin hepsi birden onu teselli eden, ünsiyet eden bir hale girdi. Şimdi imanın insanın hem dünyasını hem ahiretini nasıl güzelleştirdiğini anlatan müthiş bir temsil bu. İmansız bir insan hayatta ne yapıyor? Hep ölümden kaçıyor, ecel aslanından. Kaçarken ömür dediğimiz bir kuyunun, düşünün mesela ben 40 yaşındayım, 40. metresinde bir ağaca takılmış, orada sallanıyor. Aşağıda ne var? Nereye gidiyoruz? Gittiğimiz yerde ejderha ağzı gibi ölüm, kabir kapısını açmış, tünelin ağzını açmış bekliyor. Arkamızda ecel aslanı, ne kurtuluş var ne kaçış. Ve siyah beyaz iki fare ömrümüzün köküne yapışmış, günden güne, gece ve gündüz dediğimiz, değil mi? İki tane fare ömrümüzü kemirmiyor mu? Devamlı yiyor şu anda. Değil mi? Sayılı zamanlar bitiyor. Kalan vakit tüketiliyor. Şu anda ölüme doğru adım adım gidiyoruz. Öyle diyor İhtiyarlar Risalesi'nde. Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla biri bizi burada durdurmazlar. Tevkiyat var diyor. Ya sen inkar etsen ne olur? İnanmasan ne olur? Ölümü düşünsen ne olur? Düşünmesen ne olur? Sen yürümesen bile, hani yürüyen merdivende adam sabit de dursa merdiven yürüdüğü için fark etmez. Asansörde sen sabit de dursan asansör gittiği için sen, değil mi, mutlaka mecbur gidiyorsun yani. Şimdi şu içinde bulunduğun dünya, hayat, zaman hepsi akıp gidiyor. Sen dursan ne olur ya? Öyleyse mecburi istikamet, gidiyoruz. Ha, insanın en büyük gafleti akıbetten gaflet. Nereye gidiyoruz? Ne olacak benim halim? Değil mi? Ne vaziyetteyim ben? Şimdi ölsem halim nice olur? Bunları düşündürmemek. Sarhoşluk içinde, gaflet içinde sadece anı yaşamaya çalışmak. O andaki anlık bir zevkle teselli bulmaya çalışmak. Ve değil mi, içinde bulunduğu vaziyeti, eceli, ölümü, dünyayı, ahireti, yaratılış gayesini unutmak, ömrün su gibi akıp gittiğini unutmaya çalışmak, bütün bunlar çeşit çeşit gafletlermiş. Cenab-ı Hak gafletin bütün çeşitlerinden uyandırsın. İnşallah. O sarhoş herif, o zavallı adamcağıza diyor, yahu nedir o ilaçları, tılsımları okuyorsun? Onları at, keyfine bak. Hep böyle demiyorlar mı? Bu kitabı aldım ben. Bursa'da Botanik Park var, orada okuyorum. Adam geldi. Ya ne bunları okuyup duruyorsunuz diyor. Bu gençlere diyor vermişsiniz bu kitapları, okutturup duruyorsunuz. Niye okuyorsunuz?
Yaratılış gayemizi öğrenmek için falan deyince baktım adam dalga geçmeye başladı. Şimdi çoğu insanın aleminde böyle. Bizim gençlerden bir tanesi kitapları almış okula götürmüş. Okulda hoca demiş ki ya demiş bunlar demiş sizin hayatınızı karartır demiş ya. Senin yaşın demiş gencecik yaştasın. Hayatını yaşa, gününü gün et. Nedir bu din, Allah, iman, Kur'an, bu kitaplar böyle nedir falan diye bakın şimdi. Hep aynı slogan. Yani 100 yıl önceki şeytan da aynı vesveseyi veriyor. Şimdiki şeytan da aynı vesveseyi veriyor. Ya. Nedir o ilaçlar, o tılsımları saklıyorsun? Onları at, keyfine bak. Adamcağız, yok baba bu ilaçlar ve tılsımların hıfz ve himayetindeyim. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kafidir. Fakat o aslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen ve sehpayı kırmakla kabir ağzını kapayabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayatı bakiye tebdil etmekle tedavi edebilirsen pekala seninle beraber dans oynayalım. Ve illa gözümün önünden defol git. Sen ancak senin gibi sarhoşları kandırabilirsin. Ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Çünkü hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir bize yeter. Yani şimdi aslında diyor ki 7. sözün sonunda da var. Seni dünyaya, sefate, günahlara çağıran o adama ve şeytana dersin diyor. O adama ve şeytana dediği nedir biliyor musunuz? Ahir zaman en dehşetli şeytanlar insi şeytanlar. İnsan kılığında adı arkadaş, adı değil mi yoldaş, adı sırdaş ama işi şeytanlık. Nereden bileceğim ben hangi arkadaşımın şeytan olduğunu? Ya insanın arkadaşı şeytan olur mu? Öyle olur ki bal gibi olur. Şimdi bir gün bir genç dedi ki ya dedi tamam da benim çok samimi arkadaşlarım var dedi. Bunların şeytan olup olmadığını nereden anlayacağım? Ben dedim ki onlar bilerek veya bilmeyerek şeytana uymuş olabilir. Onlar da seni peşinden sürüklerse o da senin şeytanın olmuş olur. Dolayısıyla ne yaptınız? Akşama kadar onunla beraberlik seni Allah'a yaklaştırıyorsa değil mi? O gün onunla geçirdiğin vakitler senin ahiretine fayda veriyorsa bil ki o senin hayırhahın. O senin meleğin. Onun peşinden ayrılma. Ama onunla beraberlik seni günahlara sevk ediyor. Beraber günahların her türlüsüne girmeye çalışıyorsanız, birbirinizi ifsad ediyorsanız işte o da senin şeytanın, aman ondan uzak dur. Öyle diyor. Günahlara ve değil mi? Haramlara seni çağıran şeytana ve o adama dersin. Bakın açıkça yani hiçbir şekilde şöyleydi böyleydi yok. Net bir şekilde ortaya döküyor. Diyor ki hodri meydan eğer önümdeki aslanı ejderhayı kaldırıp arkamdaki aslanı öldürebilirsen yani ölümü öldürebilirsen, kabir kapısını kapatabilirsen, hayatın gidişatını durdurabilirsen, gençliğimi hep elimde, hep gençliğimi devamlı bir surette benim elime verebilirsen, öyleyse haydi gel her türlü yiyelim, içelim, gezelim, eğlenelim, ne diyorsan yapalım. Ama madem ölümü öldüremezsin, zevali gidişatı durduramazsın, kabir kapısını kapatamıyorsan sus diyor. Defol git. Çünkü ölüm var. Kabir var. Bir gün bir tanesi bana ya dedi hayatı yaşamak lazım. İşte hayatından daha çok lezzet almaya çalışmak lazım. Şu lazım, bu lazım işte. Böyle şeyleri düşünmemek lazım. Günümüzü gün etmek lazım falan diye böyle anlatıyor. Kendisi de yaşlı bir adam ama böyle nefsin hoşuna giden cümlelerle böyle ifsad etmeye çalışıyor. Ben de böyle durdum, dinledim. Dedim ki ya amca tamam da bu ölümü ne yapacağız dedim ya. Ölümü ne yapacağız? Ölüme de bir şey söyle. Durdu hemen böyle.
konuşmadı. Ben dedi, ölümün adını duyunca soğuk soğuk terler döküyorum dedi. Düşünmeyeceksin dedi. Unutmaya çalış. Ya ama düşünmeyince ölüm seni bırakmıyor ki. Unutmaya çalışınca Azrail senden vazgeçmiyor ki, bu beni unuttu, ben de onu unutuyorum demiyor. Öyleyse bir çare bul buna da beraberce eğlenelim. Beraberce hayatın tadını çıkaralım. Ha, madem ölüm öldürülmüyor, kabir kapısı kapanmıyor, öyleyse ha, sen ne yapamazsın? Önünde ölüm idam sehpası varken, arkanda ecel varken bu hayattan lezzet alamazsın. Kendini uyuşturarak, sarhoşlukla, eğlencelerle, anlık zevklerle kendini aldatarak bu hayat sana lezzet vermez. Şimdi oraya geliyor bakın. İrem eyyühel aziz, felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile şair-i İslamiye'yi terk etmeye davet ettiklerinde, yani gelin Avrupalılaşalım, hayatı böyle yaşayalım, günümüzü gün edelim, tabuları yıkalım, ya bırakın şu dinin kayıtlarını, sınırlarını, engellerini diye devamlı sizi dünyaya, sizi nefsani hayata, sizi adeta böyle Allah'ın şeriatını terk etmeye davet ettiklerinde Kur'an nurcuları böyle müdafaada bulunurlar. Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insanlardan acz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa, pekala, dini de terk ediniz, şeairi de kaldırınız. Ve illa eğer ölümü öldüremiyorsanız, kabir kapısını kapatamıyorsanız, illa dilinizi kesiniz, konuşmayınız. Ha. Bakınız, arkamızda pençelerini açmış, hücuma hazır ecel aslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla, Kur'an'ın sadasıyla dinleyecek olursan, o ecel aslanı bir Burak olur, cennete taşıyan bir at. Bizleri rahmeti rahmana ulaştıracaktır. Ve illa imandan nasibin yoksa, Allah'ı tanımıyorsan, ölümün seni nereye götürdüğünü bilmiyorsan, ahiretten haberin yoksa, ve illa Allah Allah. O ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar, batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuş. Eğer iman ve ikanla Kur'an'ın irşadını dinlersen, o sehpa ağaçlarından Sefine-i Nuh gibi sahili selamete, yani alemi ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. Allah Allah. Ya bütün saadetin, bütün cesaretin, bütün yiğitliğin, kahramanlığın menbaı altında yatan sebep imanmış ya. Şuna bakın ya. O yüzden diyor ki, ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler diyor. Şimdi bakın, hayatın sonunda bir hakikat var, ölüm diye bir hakikat var. Eğer o hakikati, o meseleyi halledemediyseniz, o problemi çözemediyseniz, ölümün hakikatini göremediyseniz, o ölümün çirkin peçesi arkasındaki manzarayı iman projektörüyle aydınlatamadıysanız, o hayatın sonundaki o hakikat, hayatın bütün dakikalarını tehdit ediyor. Hayatın her anını acılaştırıyor, her anına korkular salıyor. Ya. Şimdi öyleyse en başta saadet için, huzur için, mutluluk için, bırakın ahireti, dünya için bile, dünyanın lezzeti ve zevki için bile iman, iman, iman. İman projektörüyle kabrin öbür tarafını görmek, en dehşetli problem olan ölüm problemini çözmek. Mevzu buymuş, mesele buymuş bakın. Ha, o zaman aslan ne oldu? Ölüm, ecel aslanı hep böyle ölümü düşününce parçalayıcı bir aslan gibi düşünürken birden
beni rahmeti rahmana götürecek bir Burak diye yollarını gözler vaziyette yerdik. Ya Bediüzzaman Hazretlerini tehdit ediyorlar. Afyon hapishanesinde idamla yargılandığı zaman onlar ölümle tehdit ederlerken o da çantasından kefenini çıkarıp onların önüne atıyor. Biz kefenimiz boynumuzda geldik buraya diyor. Ve benim diyor iki hayatım var. Bir dünyam bir de ahiretim var. İki hayatımı elime almışım diyor. Bir davam için feda ederim. Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur diyor. İki hayatımı elime almışım. Bir davam için feda etmeye hazırım diyor. Tek hayatlı olanlar karşıma çıkmasın diyor. Yani tek dünyası olanlar, tek sermayesi hayatı olanlar, Allah'a, ahirete, ebedi hayata inanan insanların karşısında dayanamazlar, karşı gelemezler, boşuna kalkışmayın diyor. İmandan gelen kuvvet. Tek başına asrı titreten bir aslan yapıyor onu. Ya. Ve keza sağ yanımızda fakir yarası, solda acz ve zaaf cerihası vardır. Eğer Kur'an'ın ilaçlarla tedavi edersen, fakrımız rahmeti rahmanın ziyafetine, şevkü iştiyaka inkılap edecektir. Acz ve zaafımız da Kadir-i Mutlak'ın dergah-ı izzetine iltica için bir davet tezkeresi olur. Yani ehli iman için acizlik, fakirlik, çaresizlik, musibetler neymiş biliyor musunuz? Allah tarafından gönderilmiş bir davetiye. Rabbim yine benim sesimi duymak istiyor. Yine ellerimi kaldırıp da ona iltica etmemi istiyor. Yine huzurunda kendisine muhtaç bir tavırla durmamı istiyor. Bakın Allah Allah ne büyük bir lezzet ya. Ne yapmışlar diyor büyük zatlar. Fakr ile fahretmişler. Allah'a karşı çaresizliklerini, fakirliklerini, acizliklerini, sıfırı tüketmiş vaziyette, Allahsız hiçbir şeye muktedir olamadıklarını itiraf etmekten öyle büyük lezzet almışlar. Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur, bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Yani dünyadaki teknoloji, dünyadaki akıl, ilim, fen, buradaki kurnazlık ancak dünyaya yarar. Ancak yeryüzünü aydınlatabiliriz bu lambalarla. Fakat kabir alemini aydınlatacak bir nur, bir Burak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa pekala. Ve illa sükut ediniz. Yani ölümü öldürebilirseniz, şu gidişatı durdurabilirseniz, o zaman buyurun pekala. Ve illa eğer şu hayatı durdurmaya, şu bedenin günden güne yıkılışına engel olamıyorsanız, şu ömür değil mi sefinesini, gemisini, şu ömür nehrini akmaktan geri çeviremiyorsanız, kabir kapısını kapatamıyorsanız, öyleyse susunuz, sükut ediniz. Kur'an'ı dinleyelim, bakalım ne emrediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Hulasa, ayık olan sana tabi olmaz.
Öyleyse şeytana tabi olan hiç kimse, şeytana uyan hiç kimse, şeytanın peşine düşen hiç kimse ayıklıktan bahsetmesin. Sarhoş olduğumuzu kabul edeceğiz. Ve ayık olmak için, ayılmak için, uyanmak için gayret edeceğiz. Şeytan hem seni sarhoş eder, hem de ayıksın diye gezdirir seni ya. Şeytan böyledir. Hem seni uyutur, hem de rüyanda seni uyandırır, uyanıksın diye dolandırır. Böyledir şeytan. Ama biz neye bakacağız arkadaş? Toplumdaki insanlarla, sokaktaki insanlarla mı kendimizi kıyaslayıp da uyanık olduğumuzu fark edeceğiz? Adam, ben diyor işte abin kurnaz, şu kadar para kazandım, şöyle şunları kandırdım, şunları indirdim. Abin kurnaz. Ne kurnazı ya? Dünya için ahireti feda eden kurnaz olur mu Allah aşkına ya? Hangi kurnaz? Üç kuruş için ebedi hayatını mahvedenin kurnazlığından bahsetmek mümkün mü? Ama hep toplumdaki insanlarla kendini kıyaslıyor. Hep değil mi Ahmet'le Mehmet'le kıyaslıyor. Halbuki kıyas o değil. Kıyas unsuru Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ben ona ne kadar benzersem o kadar kurnazım. O kadar uyanmışım. O kadar hakikatin farkındayım. Ölçümüz budur. Uydum kalabalığa. Ya garip ya. Şimdi bu öyle enteresan, öyle dehşetli bir hal ki Allah muhafaza etsin. Şimdi şuradan çıksak, dışarı bir çıktık baktık ki herkes bu tarafa doğru koşuyor. Herkes, bütün mahalleli koşuyor. Ya bir dakika ne oluyoruz demeden biz de başlarız koşmaya değil mi? Koşarken bir ara sorsalar nereye koşuyorum? Vallahi bilmiyorum abi, herkes koşuyor, ben de koşuyorum. Nereye gidiyorum? Vallahi bilmiyorum abi, herkes gidiyor, ben de gidiyorum. Ya Allah aşkına bir sor kendine ya. Nereye gidiyorum ben? Sor insanlara nereye gidiyorsunuz? Ama böyle olmadı mı? Dünyaya geldiğimiz dakika dediler ki şu kadar borçlusun. Aman oğlum dünyanı kazan, aman hayatını kazan, aman arabanı al, aman evini al, aman devlete kapağı at, şunu yap, bunu yap falan diye devamlı bu telkinlerle yetişmedik mi? Koş baban koş, vur kamçıyı. Ve gün dünyaya geldiğimiz andan beri koşturmaya başladılar. Adam diyor ki ilkokul çağında değil bak anaokulundaki çocuk emeklemeye başlıyor. İngilizce kursu, İngilizce öğreten bir şey var, kreş varmış, oraya göndereceğim diyor. Oradaki hocalar İngilizce. Arkadaş bu nedir ya? Ya diyor yarışa bir sıfır önde başlasın diyor. Dil bilerek başlasın hayata. Türkçeyi her zaman öğrenir hocam diyor. Vay be. Bir tarafta Kur'an var. Bir tarafta ahiret var. Bir tarafta değil mi, öğrenmesi gereken bir yıl iman hakikati var. Ama aman dünyasını kurtarsın da gerisi bir şekilde olur. Olmasa da olur. Zihniyet bu. Koşmaya başladık. Koşarken inanın bir aralık oturup da bir aralık şu iki elimizin arasına başımızı alıp da ya ben nereye gidiyorum? Bu gidiş nereye? Nedir bu toplum? Nedir bu insanlar böyle dolu zigin koşuyorlar? Nereye koşuyoruz diye bir an kendimize sormaya vakit bile bırakmamışlar. Ya işte bu uyku içinde, bu sarhoşluk içinde nasıl uyanacağız? Ancak Kur'an'ın dersiyle. Bakın ne diyor? Hulasa, ayık olan sana tabi olmaz. Ancak bakın şimdi şeytanın içirdiği şaraplardan bahsedecek şimdi. Yani şu anda en tesirli maddeyi kullansanız en fazla 3 gün kafa yapar. En fazla 3 gün sarhoş eder. Fakat bir maddeden bahsediyor. Bir madde ki adamı öyle bir uyutuyor ki ta kabrin taşına toslayıncaya kadar uyanamayan, uyandırmayan, adamı sarhoş eden, uyuşturan bir maddeden bahsediyor. Hulasa ayık olan sana tabi olmaz. Ancak şarap çeşitlerine bakın şimdi. Siyaset şarabıyla. Vay be. Adam değil mi? İktidarı muhalefetti, indi, bindi. Bu seçim, öbür seçim falan derken bir bakmışsın ömür geçmiş, gitmiş. Ve elle kocaman bir sıfır. Öyledir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki şimdiki İstanbul siyaseti
İspanyol hastalığına benzer diyor. Bu İspanyol hastalığının özelliği de Frank illeti denilen hastalıkmış. Bir adama bulaştı mı bir daha kolay kolay paçayı kurtaramaz. Alır götürür. Ölünceye kadar ta teneşir dedikleri kabre kadar, tabuta kadar adamın yakasından düşmez. Neymiş o? Siyaset hastalığı. Her gün geniş dairenin hadiselerle meşguliyet ona dar dairedeki kendisini ilgilendiren doğrudan doğruya kabrini, ahiretini, ebedi hayatını ilgilendiren meseleleri düşündürmeyecek kadar onu meşgul edip adeta ne yapıyor? Bakın şimdi öyle dehşetli bir hal ki onu uyuşturuyor. Ona unutturuyor her şeyi. Ve onu unutmuş vaziyette, uyuşmuş bir halde aynı o sarhoşken dövdükleri adam var ya, dövüyorlar, dövüyorlar, adam gülüyor ya. Bir eşek yükü sopa yiyor, hala gülüyor. Neredeyse teşekkür ederim diyecek ya. Öyle öyle. Adamı soyuyorlar, soğana çeviriyorlar, hiç oralı değil. Ertesi gün bir gösterseler o hali, bin pişman olacak. Ya ben ne yapmışım ya? Eyvah, aldandık diyecek ama iş işten geçecek. Aynı vaziyetteyiz. Dünyada değil mi? Dünya için ahiretimizi feda ediyoruz. Dünya için nelerden vazgeçiyoruz? Dünya için haramlara, günahlara giriyoruz. Değil mi? Dünya için insanları kandırıyoruz. Sonra da adına kurnazlık diyoruz ya. Bu ne hal arkadaş? Nasıl bir vaziyet? Böyle böyle. Ve bununla gururlanıp kibirleniyoruz. Ben hayatı şöyle yaşarım, böyle yaşarım bilmem ne falan. Bir gün bir tanesiyle böyle muhabbet ediyoruz. Ben de dedim ki biraz şöyle anlatayım bu adama. Şu hakikatlerden bahsedeyim falan. Böyle başladım anlatmaya. Anlatırken. Adam hiç oralı değil ama dinlemiyor. Hocam ben onu bunu bilmem dedi. Ben dedi hayatı kaliteli yaşamaya çalışırım dedi. Allah Allah. Yani dedim abi. Nasıl yani, nasıl kaliteli derken neyi kastettiniz falan. Yani dedi buradan dedi çorba içmeye Yalova'ya giderim hocam dedi. Balık yemeye dedi Kuşadası'na giderim dedi. Olsun dedi. Kaça mal olacaksa olsun. Ben dedi kaliteye talibimdir dedi. Vay be. Helal olsun be abi dedim. Namaz kılmaya da Kabe'ye gittiğin oluyor mu dedim. Durdu. Yo dedi. Ha, öyleyse kaliteli yaşıyorum falan deme. Sen yaşamıyorsun. Hani süvarinin bindiği at kaliteli arpa yerse adamın karnı doyar mı? At yaşıyor, at. Nefis yaşıyor. Sen ise ölüsün, ölü. Kaliteli yaşamak odur ya. Şöyle beş vakitte Allahu Ekber deyince dünyadan, masivadan, cesetten sıyrılıp ruhen, kalben başını Hacer-i Esved'in dibine koyabiliyorsan o zaman de ki ben kaliteli yaşıyorum. Değil mi? Şöyle Fatih Sultan Mehmet Han gibi Allahu Ekber dediği zaman Ayasofya'nın açılışında Kabe'yi önünde hazır görebiliyorsan o zaman kaliteden bahset bana. Yoksa kaliteli yerim, kaliteli içerim, kaliteli gezerim. Bunun en kalitelisini hayvanlar yapıyor. Öyle öyle. Kuş ya, yumruk kadar kuş. Gidiyor Bursa'nın en güzel bahçelerinden en güzel meyvelerini yiyor. Gidiyor dağdan en güzel suyu kaynağından içiyor. Değil mi? İstediği memlekete ev yapıyor. Her yerde köşkü var. Kendi vücudunun 9 kat ağırlığını yiyebilecek kapasitesi varmış ya. Yedikçe yiyor. Hadi bakalım. Kaliteli yaşamak o mu bu mu? Sonra geçmişten gelen elemler yok, gelecekten gelen endişeler yok, fatura yok, enflasyon yok, kriz yok, virüs yok, 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 yok ya. Hadi. O yüzden diyor ki, cismani hayatta, hayat-ı dünyeviyenin lezzetinde serçe kuşuna yetişemezsin. Ha, ama insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın, küçüklüğün içinde bir alemsin, hakaretin içinde öyle makamın büyük, öyle mevkiin âlâ bir mahluksun ki, diyebilirsin benim Rabb-ı Rahim'im, ay ve güneşi bana bir lamba yaptı. Yeryüzünü çiçekli miçekli halılar serdi. Kainatta beni muhatap seçti. Öyle şerefli bir mahluksun. Ama senin saltanatın kulluğunun içinde.
Şimdi padişahın sarayında planbeylik yapan birisi doğru zindanı boylar. Ama padişaha tabi olan, padişaha teslim olan, padişaha değil mi? Onun emirlerine uyan padişahın özel misafiri olur. Sarayda sultanlar gibi ağırlanır. Öyle diyor, abdiyetin içinde bir sultansın. Küçüklüğün içinde bir alemsin. Nerede bu makam? Değil mi? Öbür kaliteli yaşadıkları nerede ya? Hulasa ayık olan sana tabi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla veya şöhret hırsıyla veya rikkat-i cinsiye ile, şöhret hırsı. Bu da sarhoşluk yapıyor. Değil mi şimdi? O kadar büyük bir baş belası ki bu şu anda. Devamlı neyin peşinde? Şöhret peşinde. Kaç like aldım? Kaç kere kaç beğenildi? Kaç izlendi? Allah aşkına ya. Allah beğense yetmez mi ya? Zaten o beğense sevdiklerini de beğendirir. Allah'ın sevmedikleri beğeniyorsa o zaman problem var demektir ha. Ya. Ancak siyaset şarabıyla, şöhret hırsıyla veya rikkat-i cinsiye ile veya felsefenin dalaletiyle veya medeniyetin sefahatiyle sarhoş olanlar. Allah aşkına dünyanın en ağır uyuşturucusu iki gün uyuşturur adamı ya. Şu uyuşturuculara bakın. Çoğunu kullanıyoruz. Çoğu bizi uyuşturmuş. Çoğu bizi sarhoş etmiş de farkında değiliz. Kendimizi ayık zannediyoruz. Ne zaman şu hakikatlere bak, Allah Allah. Uyuyoruz biz ya. Uyuyoruz. Ya. Fakat insanın başına indirilen darbeler, yüzüne vurulan tokatlar onun sarhoşluğunu izaleyle ayıltacaktır. İşte bu virüs. Depremler. Değil mi? Yaşlılıklar, ihtiyarlıklar, hastalıklar, musibetler adeta bizi uyandırmak için böyle vuruyor, kamçılıyor. Demek Allah sevdiğinden veriyormuş bunları ya. Yani şimdi düşünün, şurada gaz kaçağı var. Adam sevdikleriniz ya, aile efradınız, hanımınız, çocuklarınız nefes nefes ölüyorlar. Dakikalarla yarışıyorsunuz. Biraz daha o gaflet içinde, o uyku içinde kalsalar hepsi birden ölüp gidecekler. Nasıl uyandırırsınız onları? Uyanmıyor. Döverek uyandırırsınız. Silkelersiniz. Alır atarsınız dışarı. Neden? Sevdiğiniz için yaptınız. Cenab-ı Hak da öyle. Bizden vazgeçmiyor. Biz uyanmamakta ısrar ederken o, değil mi, uyandırmak için önce ayetler göndermiş. Peygamberler göndermiş. İkaz ediyor, irşad ediyor. Ha, olmadı. Ne ayete kulak veren var, ne peygamberin peşinden giden var. Olmadı, musibetler indiriyor. Belalarla, değil mi? Toplu toplu ölümlerle insanlığın başına vura vura uyandırıyor. Ta ki kaybetmek istemiyor kullarını. Biz, değil mi? Bizi kaybetmek istemeyen, bizden vazgeçmeyen bir Rabbimiz var ya. Gelin biz de kaybetmekten vazgeçelim. Şu akşamdan başlayıp böyle dört elle Kur'an'a, Kur'an'ın hakikatlerine sarılalım inşallah. Şimdi bu dersleri böyle, sohbetleri ekrandan dinlemek işi bitirmez. Paylaşmak da işi bitirmez. Bizzat şu hakikatleri alıp bu kitapları bizzat okumaktır mesele. İnanın okumaya başladıktan sonra her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Bu ancak nedir biliyor musunuz? Böyle ağza çalınan bir baldır. Asıl karnı doyuran bizzat hakikatleri bu kitapları elde edip okumaktır. Telefona indirebilirsiniz. Bir şekilde okumaya başlayın. Anlamıyorum. Anlamayabilirsiniz. Ama iş sadece anlamaktan ibaret değil. İnsanda 1500 tane latifeden bahsediyor. Bunlardan birisi sadece akıl. O da çoğunu anlıyor da hepsini anlayamadığı için şeytan anlamıyorum zannettiriyor. Öyle diyor, bir bahçeye giren herkesin o bahçeden istifade, boyu uzun olanlar yukarıdaki meyveleri koparır, kısa olanlar aşağıdakileri koparır, sürüngenler bile yerdeki meyveleri toplar ama bahçeye girdim de istifade etmedim diyen olamaz. Biz de başlayacağız bir ucundan, ha, okuyup anlamayan olabilir,
Ama anlayanların hepsi aslında okuyanlardır. Okumadan anlamak yok. Okuyacağız, okuyacağız. İnanın okuduktan sonra şu derslerden de zevk almaya başlayacağız. Çünkü eğer okuyamazsak şu hakikatler bizi bir noktadan sonra istifade edemediğimiz için usandırır. Sanki hep aynı şeyler tekrar ediliyormuş gibi gelir bize. O da anlatan da anlatılan da değil de bizdeki problemden kaynaklanır. Muhakemat da diyor ki kabını ve kabuğunu yalayarak usanmak diyor. Bir türlü tabağın içine, bir türlü tencerenin içine dalıp da oradan kalbimizi, ruhumuzu doyuramadığımız için, o gıdalardan istifade edemediğimiz için ha ne zannediyoruz? Zannediyoruz ki hep aynı şeyler tekrar ediliyor. Hayır, haşa. Bir ömür boyu Bediüzzaman Hazretleri kendisi, kendi yazdığı bir kitabı hangi yazar okur ya? Kendi yazdığı kitapları bir ömür boyu günde 200 sayfaya yakın okumuş ya. Hem diyor gazete gibi okumadım diyor. Her okuduğumda yeni yeni manaların açıldığını hissettim diyor. Öyleyse biz her okuduğumuzda aynı kitabı okumuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ve keza insan hayvan gibi yalnız zamanı hal ile müptela ve meşgul değildir. Belki müstakbelin korkusu ve mazinin hüzün ve kederiyle hal elemlerine maruzdur. Fakat kendisini şakî ve dal ahmaklardan addetmeyen adam Kur'an'ın şu beşaretini dinlesin. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Allah Allah. Allah'ın dostlarına, Allah'ın davasıyla, diniyle dertlenenlere müjdeler olsun. Herkesin korktuğu günde onlarda ne hüzün var, ne keder. Hakikaten öyle olmadı mı? Bu tabii ahiretten herkesin korkacağı o dehşetli günden bahsediyor ama bir de dünyada da mahşerin neyin provaları yok mu? Mahşer manzarasını aynen yaşatan hadiseler olmadı mı? İşte yaşadığımız koronavirüs. Herkes tir titriyor. Zıngır zıngır acaba ne yapacağız? Camları kapatıyor insanlar. İçeride havasızlıktan ölüyor. Aman virüs girmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın. Korkular her tarafı sardı. Enteresandır. Her şeyin dizgini Allah'ın elinde olduğunu bilen. Ecel mukadderdir, değişmez olduğunu idrak eden. Allah'tan habersiz atom dahi, zerre dahi kımıldamadığını bilen ve Rabbine teslim olan insanlara o günde öyle değil miydi? Ne hüzün var, ne keder. Niye? Çünkü dünyasının başına ne gelirse gelsin, onun ahireti var. Her şeyin fevkinde Allah'ı var, Rabbi var. Öyleyse bakın dünyada bizi o korkulardan, o endişelerden, o kederlerden kurtaran iman, ahirette, mahşerin dehşetinde o günün korkusundan da inşallah bizi kurtaracak itikadındayız. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة